Bu videoda sizi parabolik ayna denilen özel bir ayna türüyle tanıştırmak istiyorum. Parabolik ayna. Bazen bu parabolik yansıtıcı olarak da karşınıza çıkabilir. Şimdi bir parabolik ayna kesidi çizelim. Cebirle aranız iyi ise bu tür aynaların kesidinin birer parabol olduğunu fark edeceksiniz. Şuraya bir parabol çizelim. İşte böyle. İşin matematiğine girmeyeceğim. Sadece genel bir fikir sahibi olsanız yeter. Evet bir de bu parabolik aynanın asal eksenini çizelim. Asal eksen dediğimiz aslında parabolün simetri ekseni. İşte asal eksen böyle bir doğru olmalı. Gördüğünüz gibi aynayı tam ortadan ikiye bölüyor. Bu şekil aynanın kesidi demiştik. Şekli asal eksen etrafında döndürürsek şöyle bir nesne elde ederiz. Çanağa benzer böyle bir nesne ortaya çıkar. Bu çanak parabolik bir çanak. Yani küresel değil. Kesti asal ekseni etrafında döndürdüğümüzde bu iki uç bir çember oluşturdu. Evet bu kısım bir çember. Ama çemberin alt tarafını oluşturan bu kısım bir yarım küre değil. Çünkü kesidi dairesel değil, parabolik. Peki parabolik aynalar niçin faydalı? Hemen açıklayayım. Diyelim ki parabolik aynamıza bir ışın asal eksene paralel şekilde geliyor. Elimden geldiği şekilde paralel çizmeye çalışacağım. Bu ışın asal eksene paralel. Bu ışın bu şekilde yansır. Bu özelliğin ne için faydalı olduğunu birazdan söyleyeceğim. Şimdi bir paralel ışın daha çizelim. Bu paralel ışın da buradan böyle geliyor olsun ve parabolik aynaya bu noktada çarpsın. Bu ışın da bu şekilde yansır. Paralel gelen bir ışın daha çizelim. O da böyle yansır. İyi de bu neden faydalı bir özellik? faydalı çünkü parabolik bir aynaya asal eksenine paralel olarak gelen tüm ışınlar aynı noktadan geçecek şekilde yansır. Aynaya hangi noktada çarptığının hiç önemi yok. Bir ışın asal eksene paralel geliyorsa mutlaka bu noktadan geçecek şekilde yansıyacaktır. İşte bu noktaya odak diyoruz. Bu nokta bizim odak noktamız. Daha doğrusu parabolik aynanın odak noktası. Bu bizim ne işimize yarıyor olabilir? Mesela güneşin ısısını toplamak istiyoruz diyelim. Diğer bir deyişle güneşten gelen elektromanyetik radyasyonu yoğunlaştırmaya çalışıyoruz. Bunun için çölün ortasına gidip ki giden var parabolik bir aynayı güneşe bakacak şekilde böylece yerleştirebiliriz. Güneş ışınları aynamıza düşer. Güneş bizden o kadar uzakta ki ışınların birbirine paralel geldiğini varsayabiliriz. Evet güneş ışınları gerçekten birbirlerinden uzaklaşarak yol alır. Ama güneş bizden 150 milyon kilometre uzakta olduğu için aynaya düşen ışınların birbirine paralel olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada parabolik bir aynayı faydalı kılan şey şu. Dikkat edin. Tüm bu ışınlar aynı noktadan geçecek şekilde yansır. Buraya gelen ışın böyle, buraya gelen de işte bu şekilde yansıyacak. Bu sayede enerjinin tamamı bu noktada yoğunlaştırılabilir. Şimdi ekranın içinden size doğru gelen bir su borusu olduğunu farz edelim. Parabolik aynanın bu özelliği sayesinde ışık enerjisinin tamamı bu su borusunu ısıtmakta kullanılabilir. Yani bu enerjiyi bir noktada yoğunlaştırmak için çok iyi bir yol. Gelin bu özelliğe başka bir açıdan bakalım. Gelen enerjiyi bir noktada yoğunlaştırmak yerine bir ışık kaynağından yayılan ışınları paralel hale getirip dışarı göndermekte istiyor olabiliriz. Aynı araba farlarında olduğu gibi. Eğer bir araba farı, şuraya bir araba çizeyim ismi. Buraya bir araba çiziyorum. Daha doğrusu çizmeye çalışıyorum. Bu bir araba olsun. Yeterince anlaşılı çizdiğimi umuyorum. Burası tekerlek yuvası, bu tekerlek falan filan. Sonuçta konumuz araba çizimi değil. Şimdi ampuller arabanın ön taraflarına bu şekilde monte edilseydi ne olurdu? Bu arabanın önüne takılmış bir ampul olacak. Böylece bir ampul düşünün. Tamam bu ampul bir ışık sağlardı. Fakat bu ışık radyal olarak her yana dağılıyor olurdu. Bu da bu ışığı faydasız kılardı. Her şeyden önce şekilde çizdiğim haliyle ışık zavallı sürücünün gözüne gözüne geliyor. Sonuçta büyük bir enerji israfı söz konusu da olurdu. Işığın büyük kısmı arabaya çarpar, geri kalanı da her yönde dağılırdı. Bu da pek işimize yaramazdı. Araba sürerken ışığın tamamı yola veya yolun üstündeki nesnelere yönelsin isteriz. İyi ama ışığı nasıl yönlendirebiliriz ki? Mesela parabolik bir aynadan faydalanabiliriz. Gördüğünüz bütün arabalarda ışık kaynağı yani farlar parabolik bir aynanın içinde yer alır. Peki ama neden? Şimdi diyelim ki çizdiğim bu durum yerine şunu bir sileyim de daha büyük çizeyim. Mesela burada parabolik bir aynamız olsun diyelim. Evet. Burada parabolik bir ayna var. Daha çok kar küreğine benzedi ama idare edin artık. Aşırı büyük çiziyorum ki daha anlaşılır olsun. Bu parabolik bir ayna. Ampulü odak noktasına yerleştirelim. Parabolik aynanın odağına yerleştiriyorum. Bu durumda ne olur? Bu yönde ilerleyen ışınla bir alıp veremediğimiz yok. Bu haliyle yolu aydınlatarak sürücünün işine zaten yarıyor. Geri yönde ilerleyen ışınlarsa ampul aynanın odağında olduğu için asal eksene paralel şekilde yansıyacaktır. Güneş enerji yoğunlaştırıcı örneğindekinin tam tersi gibi düşünebilirsiniz. Bu ışın paralel olarak dışarı yansıyacaktır. Yani bu parabolik ayna veya yansıtıcı sayesinde bu ışık kaynağını ürettiği ışığın tamamı, daha doğrusu büyük kısmı parabolün asal eksenine paralel olarak yansır. Hatta bu sayede ışığın yönünü değiştirmemiz de mümkün. Parabolü ampulün etrafında hareket ettirirseniz ışığın hangi yönü aydınlatacağını belirleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu parabolik ayna denen şey oldukça faydalı bir şey. Öyleyse parabolik aynaların bir diğer özelliğine de değinelim. Bu tür aynalar gerçek görüntüler yaratır. Tabii ki bu durumda nesnenin aynanın dışında olduğunu kabul ediyoruz. Hatırlayalım geçen videoda sanal görüntü kavramını ele almıştık. Sanal görüntüde bir cismin aslında olmadığı bir yerde olduğunu sanıyorduk. Çünkü gözümüze ulaşan ışınlar sanki oradaki bir noktada birleşiyor gibi görünüyordu. Aslında bu göründüğü yerde olmayan bir noktaydı. Gördüğümüz nokta aslında başka bir yerde olan bir noktanın yansımasından ibaret oluyordu. Gerçek görüntüde ise şuraya bir parabolik ayna çiziyorum. Anlaşılır olsun diye büyük çizeyim. Şöyle de asal ekseni çizeyim. Asal eksen de bu. Bu şekli parabolik aynanın yandan görünüş olarak düşünebilirsiniz. Asal eksenimiz böyle bir şey. Şimdi şekle bir cisim yerleştirelim. Ama önce asal eksen üzerinde birkaç özel nokta tanımlayacağım. Odak noktasını artık tanıyoruz. Odak noktasını F harfiyle göstereceğim. İkinci olarak bir de eğrilik merkezi dediğimiz nokta var. Eğrilik merkezi denince akla hemen küresel bir şekil geliyor. Ama parabolik bir aynanın eğrilik merkezi odak uzaklığının iki katı mesafede yer alan bir noktadır. Yani bu uzaklığın iki katı mesafede yer alacak. Burada bu uzaklığa f diyecek olursak aynayla eğrilik merkezi arasındaki uzaklık. Bu arada eğrilik merkezini c ile gösteriyoruz. İşte bu uzaklık da f kadar olur. Veya şöyle de diyebiliriz. Bir parabolik aynada eğrilik merkezinin tepe noktasına yani parabolün minimum noktasına olan uzaklığı 2f'tir. Şimdi bu parabolik aynanın önüne birkaç cisim yerleştirelim ve cisimlerden çıkan ışınlar nasıl birer yol izleyecek bakalım. İlk cismimizi buraya yerleştirelim. Cisimleri ok şeklinde göstereceğim. Bu cismin üstüne birçok yönden ışık düşüyor ve bu cisim bu ışığı dağıtarak saçıyor diyelim. Tabii burada cismin parlak olmadığını varsayıyoruz. Evet, cismin üstünde ışığın radyal olarak yayıldığı bazı noktalar seçelim ve bakalım o noktalardan yola çıkan ışınlara ne oluyor? Parabolik aynalarla çalışırken işimizi kolaylaştırmak adına ışınlardan birine paralel, diğerine odak noktasından geçecek şekilde belirliyoruz. Çünkü o şekilde yol alan ışınların nasıl davranacağını biliyoruz. Önce paralel ışını çizelim. Elbette bunlar bu cismin her noktasından yayılan katrilyonlarca ışık ışınından sadece ikisi. Biz oluşan görüntünün neye benzeyeceğini görmek için böyle iki özel ışın seçiyoruz paralel ışınımız ilerliyor. Parabolik aynanın yüzeyine çarpıyor ve yansıyarak odak noktasından geçiyor. Bunu zaten biliyoruz. Şimdi bir ışın daha çizelim. O da odak noktasından geçecek şekilde gelsin. Daha düzgün çizeyim. Bu ışın da bu şekilde odak noktasından geçiyor. O halde paralel olarak yansıyacaktır. Ne oldu burada? Ok cismimizdeki aynı noktadan yola çıkan bu iki ışın radyal olarak ilerledi. Parabolik ayna üzerindeki iki farklı noktadan yansıyarak bir noktada tekrar birleşti. Ve bunu her nokta için tekrarlayabiliriz. Mesela bu noktadan iki ışın gönderecek olursak her iki ışın da üst üste ilerleyip yansıdıktan sonra odak noktasından geçecek şekilde geri döner. Özetle aynı mantık bu ok cismi üzerindeki her nokta için geçerli. Bizim örneğimizde ise oluşan görüntü aşağı yukarı böyle bir şey olur. Evet görüntü buna benzer. Buradaki bu tepe noktası görüntüdeki bu noktaya, bu nokta ise bu noktaya karşılık gelir. Üstüne ösük tam buraya bir de perde yerleştirecek olursak, bakın bu perde veya beyaz bir masa örtüsü ya da bir duvar ya da herhangi bir yüzey. İşte bu görüntü yüzey üzerinde oluşur. Yani görüntüyü bu yüzeye yansıtıyor oluruz. Sonuçta yansıtılmış bir görüntü elde ederiz. Öyleyse bu yansıtılmış görüntü şöyle oluşur diyebiliriz. Bu ok üzerindeki her noktadan çıkıp radyal olarak yayılan ışık ışınları bu perde üzerindeki bir noktada birleşir. İşte oluşan bu görüntüye gerçek görüntü adını veriyoruz. Gerçek görüntü. Bu gerçek görüntü. İsterseniz bunu sanal görüntüyle karşılaştıralım. Sanal görüntü bir yerden geliyormuş gibi görünen görüntüdür. Çünkü ışık ışınlarının belli bir noktadan yayılarak gözümüze ulaştığını zannederiz. Oysa gördüğümüz görüntü aslında bir yüzeyden yansımıştır cismin kendisi aslında gördüğümüz yerde değildir. Gerçek görüntü ise perdeye düşürülebilen görüntüdür. Buraya bir perde yerleştirdiğimizde perdeye çarpan ışık ışınları asıl cisim üzerindeki bu noktadan çıkan ışınlarla tam olarak aynıdır. Bu nedenle perdedeki görüntü asıl cisimle aynı görünür. Yani bu yansıtılabilir bir görüntüdür. Her neyse. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Normalde bu tür videoları bu kadar uzun tutmamaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda yine parabolik aynalardan bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.